Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Atiba şu anda Bitmiş maçın penaltı pozisyonunda Atiba Hutchinson topun başında Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Ee... Atiba'ya da böyle bir veda yakışıyor evet. biliyor musun? Yani gol atsa da önce bir atsın da. da. Evet. Ya atsın atmasın fark etmez. Beşiktaş tarihinin önemli Atsın atsın, atmasın fark geçecek e, da böyle, şey yani. evet. da böyle enteresan bir penaltıyla da bitiriyor yani. Liverpool'lu evet. da böyle bir şeyi vardı galiba. Evet. tebrik ederiz. Evet 5-2. E, Atiba Hutchinson e, bu penaltı heykeli yapmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Bak hepsi koştu çok Aa, güzel. Çok değil. güzel görüntüler var. E, Diktiremedik ee, heykeli ya. Gerçekten. Atiba. Bu seferin efsane oyuncularından beri. Tabii ki tartışılır kimler geldi geçti. Heykeli yapıldı yapılmadı denilebilir ama. Avukarın bu yaştaki profesyonelliği, ne zaman görev verilirse oynaması eykel ...arkadaşların konusuna... örnek olması. Hocam heykel konusuna ya. katılmıyorum da yani çok önemli bir oyuncuydu. bu Beşiktaş son hafta Konyaspor'la oynayacak ama Atiba Hutchinson için önemli bir karşılaşma oldu. Bu da son penaltı tarihe geçecek bu penaltıyı golle bitirdi. Maç bitmişti ancak penaltı golüyle maçı bitirmek Atiba'ya kısmet oldu. 1983 doğumlu 40 yaşında Atiba Hutchinson ve Beşiktaş'a gerçekten e, uzun zamandır e, çok önemli şeyler verdi. Bir şey söyleyeceğim. Pardon hocam tamam. ben mi girdim araya Yok, ya? Yani, tam bir şey söyleyecektiniz Efendim. gibi geldi bana da Şenol Hoca'ya. Şöyle pası ben atayım hocaya o zaman. Beşiktaş uyumu zaten hmm. geçmişten günümüze gelen bir şey. Hani hep keşkeleri var ya taraftarın ister istemez ama Kemal Hocam da söylediği gibi biz de daha önce söyledik. Beşiktaş taraftar çok mutlu. Şu an var ya ne diyorlar biliyor musunuz? İşmanlar ben. Haziran ayı, Haziran ayı umurumuzda değil. Maçlar devam etsin, Temmuz'da devam etsin, Ağustos'a yeni sezona başlayalım. Maç oynaya oynaya. Keyif alıyorlar çünkü takımında. Ha, bu arada da 74 Kaç puan oldu Beşiktaş'ın? 74 mi oldu? 7'dir. 77. 77 puan. Bak bu ligde 73'ler, 74'ler şampiyon, şampiyon oluyordur. Olur. Baktığında Fenerbahçe'nin aldığı puan, <laughs> Beşiktaş'ın aldığı puan ki halen oynayacağı bir maç daha var. Bunlar şampiyonluk puanı. Evet. Şampiyonluk ortalamaları. Ama öyle bir Galatasaray izledik ki topladığı puanlar 14'te 14'ler ister istemez gerisinde kalındı. Bu arada da içeride Galatasaray'ı yenmesi oyun olarak, skor olarak Fenerbahçe deplasmanında aldığı galiba taraftar mutlu. Bak bir golle şampiyon olmuş Beşiktaş bugün bir golü kovaladı hakem düdüğünden sonra. Evet. Yani takımda her şey yolunda. Her şeyin kıymetini biliyorlar. Buraları da artık kovalamaya başladı. Bak sağ dışındaki açıklamalar, hakkını istemeler. Bunların hepsi seneye de yatırım. Takım zaten Şenol Hoca ile beraber bir birlik bütünlük sağladı sahanın içinde. Bak sonra doğan oyuna giren oyunculardan katkı sağlanıyor. Hayfur da kendine geldi bak goller atıyor işin içinde son dönemlerde. E hoca da farkında kulübe ne kadar zenginleşirse daha çok işin içinde oluruz. Son 12-13 maç bir tane Trabzonspor beraberliği var. Hani onu çıkardın mı seri galibiyet Galatasaray'a yakın bir başarı ama o biraz geçecek alandı. Biliyorsun Valerian hocayı biz zamanında derken gidebilir bazen keskin olman lazım. Bak takımlara başarı da Galatasaray'ın keskinliği lazım. Yara mı var? Kesiyor abi kangreni, yok ediyor. Hani hocasından başkanına, yöneticisinden futbolcusuna yolluyor. Hemen yenisini getiriyor. Eştaş biraz bu konuda hocayı yollarken geç kaldı. Bu, bu senede enteresan birlik yaşadık. Dünya Kupası arası ilk defa kışın oynandı. Ondan sonra yaşadığımız deprem felaketi derken... Böyle git geldi bazı takımların daha iyi konsantre oldu. Bazıların olamadı. Bazı takımların beklenmedik durumlarda puan kaybetti. Ama Beşiktaş'a bugün bakarken öyle ya da böyle lig ikinciliğini kovalıyor. Yarın biliyorsun bir derbi var. Fenerbahçe mağlubiyet olduğunda ikili avarajla aynı puanda da olsular Beşiktaş'ın avantajı var. Beşiktaş Antalya maçında berabere kaldığı günden beri diyoruz ki büyük takımların hedefi bitmez. Hedefi bitmeyen bir takım örneği gösterdi Beşiktaş. Abu Bakar, Cenk, Redmond'u... Jetson'un eksik olan tarafı gol atmak, asist yapmak artık son maçlarda onu da yapıyor. Değerine değer katan bir Jetson. Salih Amir Jetson üçlüsü oturdu. Masuaku ilk dönemdeki Masuaku değil bambaşka bir Masuaku. Rozier Onur geldi o da kendine geldi. Bak alternatif oyuncu yarattığında rekabet o da form durumunu düzeltti. Mert'e hiçbir şey demiyorum. Bugün iki tane gol yedi ki Donkun attığı gol çok güzel. Aytaç'ın kafasında da hiçbir şey yapamazsın. Ama bir tane yine çıkardığı var. Çıkmazı çıkardı mesela. Mert de iyi. E bugün iki tane kilit noktanda Omar yok, Saiz yok. Wellington'la Necip oynuyor. Hani baktığında taraftar çok mutlu. Bitmesin. Lig devam etsin. Ağustos ayının hemen ilk maça kadar oynayalım, izleyelim tarzında bekliyor yani Beşiktaş taraftarlar. Şenol Hoca ise söylenecek. Ya Şenol Hoca ilk önce biliyor işin tecrübesiyle önce takımda böyle rekabet ortamını yaratıyor. Herkese şans veriyor. Şansı, şansı değerlendirenlerle <laughs> devam ediyor. Kemik bir kadro oturtuyor. Oynamayanları da mutlu ediyor. Zamanında oyunu alarak değişiklik yaparak. Sağ dışında zaten bireysel ilişkileri çok iyi bir teknik direktör. Çok konuşur, espriler yapar. Hani çağırır oynamayanla bile konuşur neden oynatmıyorum bak şöyle şöyle oldu... ...ne oynatacağım der. Şu an herkes Beşiktaş camiasında mutlu. Hani 2-3 daha maç daha olsun isterler ama onu daha önceden yapmak gerekiyordu. Yani. Hala ikincilik şansı var burada Beşiktaş'ın. İşte var tabii, işte. Fenerbahçe işte. göre... yani diyelim mağlup oldu. Beşiktaş, Veya berabere kaldı. Beşiktaş Konya'yı ya yendi. Bir yani ikincisi. Oldu. Ha, çok şey mi değişiyor? Psikolojik olarak çok şey değişiyor. Değişir, değişir. Yani şeye gitmiyor, UEFA'ya gitmiyor filan ama psikolojik olarak çok şey değişir yani. Ya mesela bugün Beşiktaş 3 puan kazanırken de e, kadroya bakıyorum işte Saiz, Omar, Redmond yok. Oynayan oyuncuları da görmek istiyor hoca. Şimdi bak hoca psikolojisi e, kadro derinliği. Hep ne konuşuyoruz Beşiktaş için önümüzdeki sezon? Kadro derinliğinde alternatif oyunculara ihtiyaç var. Mesela bugün kazanırken Beşiktaş Şenol Hoca oraları da görmek istedi. Bugün mesela Mulyaka'yı oynattı. Ben Mülaka önümüzdeki sene tekrar Kasımpaşa yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü geniş kadroda çok faydalanmadı. Oyun tarzına belki uymuyor. Oraya Borini olacak konuşuluyor. O kenar oyuncusu. Redmond'un işi biter mi? Soru işareti belki Beşiktaş için. Ee, Wellington Bugün Omar Saiz yok. Zaten Tayyip sakatlandı. Büyük ihtimalle Beşiktaş stoper bölgesine oyuncu alacaktır. Hem oynat, oynatmak için 11'de hem de e, alternatif oyuncu da düşünecektir. Şimdi bu oyuncuları da görme açısından bugün de teknik direktör bakış açısıyla bir kazanım Beşiktaş'a. Önümüzdeki sene düşüneceği oyuncular, şans vereceği oyuncular. İşte bugün e, skorla beraber Atiba onurlandırıldı. Bunlar takım içerisinde çok küçük dokunuşların aslında genele çok pozitif geri dönüşüdür. Düşünsenize 8 yıl, 10 yıl hizmet etmişsiniz, şampiyonluklar yaşamışsınız. Sonunda böyle onurlandırılıyorsunuz. Hocam Atiba sizle bizde, ben de yaşıyoruz. Biz de yaşat evet. <laughs> oynuyor biz. Ya oynuyor işte bu çok kıymetli bir şey. Yani hep diyorum ya her oyuncuya, her sporcuya nasip olmayacak bir kariyer. İşte bu tür dokunuşlar sizin takım içindeki oyuncularınıza da sirayet eder. Alttan gelen genç oyunculara hedef koyar. Siz Beşiktaş gibi önemli bir camiaya, büyük takıma böyle hizmet ederseniz karşılığında da bu şekilde alırsınızın mesajıdır. Bu kulüp kültürü açısından çok kıymetlidir. Ben hep böyle değerlendiririm. Oyun olarak Beşiktaş bugün Geride bıraktığımız oyunların biraz gerisindeydi belki. Az önce de bahsettim işte geride oynayan Necip ile Wellington'ın e, Omar'la Saiz'e nispeten oyun kuruluşlarındaki topla ilişkileri çok iyi değil. Zaman zaman Amir oraya araya girip orayı üçledi oyun kuruluşlarında. Top genel olarak Kasımpaşa'da görünüyordu ama Beşiktaş deneyimli kaliteli oyuncularıyla o ilk First touch'lar var ya dokunuşlarla golleri buldu. Skoru yakaladıktan sonra da zaten rahat oynadı. E geride e, İstiklal abidesi ve Beşiktaş'ın bu noktaya gelişinde bence önemli bir performans veren Mert var zaten kalede. Mert'in performansı ve kalede oluşu saha içindeki oyuncuların bence güvenlerini de artırıyor. Yıllarca yaşadık. Kaleciniz iyi olduğu zaman saha içindeki oyuncuların özgüveni ve maçın içindeki ...reaksiyonlar bir başka olur. Evet. Şimdi kötü oynadığınız bir maç olur. Kaleciniz bir top çıkarır. O takımın güveni gelir. Atan için de geçerli. Atan için İyi de geçerli. Hocam işte ilk yarı Abu Bakar öyle bir dokundu ki topa. Cenk gitti gol attı. Devre arası Cenk şunu düşündü herhalde. Ya bu kıyağının bu kıyağın karşılığında ben de bir şey yapmam lazım. Çat o da muhteşem bir dokunuşla Abu Bakar'a gol attırdı. Yani işte Kaliteli oyuncularımız olduğu zaman problem çözmek çok rahatlaşıyor. Beşiktaş'taki kaliteli oyuncular Şenol Hoca geldikten sonra biraz önce Nihat Hocam çok güzel özetledi. O dokunuşlarla e, problemli oyuncuları daha önce ifade etmiştik. Sahni kenarında tuttu. Performans oy alacağı oyuncuları ısrar etti. Performansı dalgalı olan oyuncuların performansı üst seviyeye çıktı. Beşiktaş... E, yani şampiyon olmuş gibi bir havanın içerisinde sezonu bitirecek. Ya bu çok net. İşte alınan derbi galibiyetleri, Şenol Hoca geldikten sonra oyuncuların motivasyonları, türbünle bütünleşme. O bütünlük yakalandığı zaman zaten başarı kendiliğinden geliyor. Şenol Hoca'nın ilk geldiğindeki şu söylemini hep ben tekrar edeceğim. Başarılarla gelen arkadaşlıklar değil, Arkadaşlıklarla gelen başarı Hep buna ısrar etti Ve bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum Ki gelinen noktada da O kadar çok kıymetli ki o dokunuşlar Beşiktaş'ın performansı ortada Evet son maçlar Sonuçlar puan durumu Siz nereden başlamak istersiniz hocam Ben en baştan başlayayım Büyük pişmanlıklarından sezona Şenol Hoca ile Başlamamalarından ee, Ve bütün yöneticilerin Herhalde başkan dahil ki Ah diyordur keşkelerle dolu ee, başlayan kelimeler Şenol Hoca ile keşke sezonu başlasaydık. Şenol Hoca ne yaptı? Öncelikle e, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum galibiyetinden. Gollü galibiyetinden, iyi oyunundan hatta ikinci ki müthiş performansından dolayı. E, sezonun ikinci yarısından, bu maçın ikinci yarısından değil Şenol Hoca ne yaptı? Gelir gelmez çok önemli transferler yaptı. Bu transferler kimler? Redmond, Cenk, Mert. İlk önce içeriden, i̇çeriden. çok önemli 3 tane transfer yaptı. En önemlisi Mert olmak kaydıyla. Cenk'i tekrardan forma tuttu, e, soktu. Redmond'u senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ben biliyorum ama sen de çık sahaya göster diyerek ona o özgü, özgüveni aşılayıp sahada ondan faydalandı ve e, o performans aldı. Sonra ne yaptı? Amir Aziz Onur'u ve Abu Bakar'ı aldı. Abu Bakar zaten Beşiktaş'ın içerisinden bildiğim bir oyuncu. E, Türkiye'de alınması gereken en iyi iki tane oyuncuyu aldı. Hem yabancı statüsünden Amiri, Türk statüsünden de Onur'u. E, Onur'un gelmesi e, dediği gibi e, Sabik'in, diğer Sabik'in, Rozier'in performansını ikiye katladı. Bunu Masuaku'da etki, e, söyleyebilirim. Hoca ile beraber Masuaku da iyi bir performans sergiledi. Yani öyle bir uyum içerisinde oynuyorlar ki zaten baktığın zaman gez sonunda kaleye yakın olduğu zaman hem gol hem asist sayısının da ne kadar e, yapabileceğini fazlasıyla gösteriyor. Beşiktaş çok iyi takım oldu. Önümüzdeki seneye belki en hazır takımlardan bir tanesi en başta ben de Kemal Hoca'ya katılıyorum. Önümüzdeki sene şampiyonluk yarışının en önemli takımlarından e, bir tanesi olacak. Neden olacak? Sadece dokunuşları yapması gerekiyor. Kulübesini zenginleştirmesi gerekiyor. Kiralık oyuncu da kim gelir kim gitmez bilmiyorum. Ama bir iki tane daha oyuncu koyarsa oraya gerçekten önümüzdeki senenin en zengin takımlarından bir tanesi. Hocam zaman da var. Bu kadroyla da sezona başlasa problem yaşamayacak. Yaşamaz. Yani zamanı da var. Yani o yani, dokunuşlar için hocam, zamanı da var. Şimdi bak Fenerbahçe'de kim gelecek kim gidecek hoca. Oyuncular kim kalacak kim gidecek belli değil. Galatasaray'da kiralık oyunculardan Icardi giderse yerini nasıl dolduracaksın? Raşitse. Raşitse. giderse yerini zanyola var. Doldurur hocam. Ne i̇yi en bir zanyola. Sonra işte saşa satılırsa. Saşa satılacak mı? Mutlaka ki yerlerine hazır oyuncular bilinen gördükleri e, bunlardan altta kalmayacak kariyer olarak iyi oyuncularla görüşüyorlardır. Ancak ama bilinen sana bu performansı veren oyuncu giderse sıkıntı yaşarsın. Diğer gelen oyuncu alışana kadar, arkadaşlarıyla uyumunu yakalayana kadar, o maç performansını yakalayana kadar uzun bir süre geçebiliyor bazen. Icardi gibi gelip e, sezona damga vurmuyor. Raşitsa gibi gelip sezona damga vurmuyor. Kolay olmuyor bu işler. Şimdi Fenerbahçe'de çok ciddi bir değişim olacak. Kim gelecek? Hoca kalacak mı? Oyuncu kalacak mı? Gidecek mi? Hatta başkan kalacak mı? Gidecek mi? Neyin ne olduğu belli değil. Ama Galatasaray'da her şey belli. E, Trabzon'da hiçbir şey belli değil. Sadece hocanın durumu belli kalacak ve devam edecek. Ama hangi oyuncularla... Yoluna yeni bir yapılanma yapacaksın. Ama Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Sezona başlayacağı 11 belli. Oynayacağı 11 belli. Zaten bu performansla lige girerse yol alır. Yol alır. Yani çok e, iyi bir takım oldular. Takım ruhunu çok iyi yakaladılar. E, bana göre e, ligin 3 tane en iyi oyuncusu kim dersen bir tanesi Beşiktaş'ta Gerson Fernandez'dir. E, gerçekten muhteşem bir oyuncu. Kendisiyle de ben çalıştığım için ne kadar yeteneklerinin iyi olduğunu biliyorum. Ee, Galatasaray'da e, hocalık dönemimizde e, Benfica'da oynarken de onun ne kadar iyi ol oyuncu olduğunu biliyorduk e, ve bu çal onunla çalışma fırsatı yakaladığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Türkiye'de uzun yıllar kalıp çok büyük paralara transfer yapabilir. Hala çok genç. Beşiktaş'ı tekrardan hocasıyla tebrik ediyorum. Çok uyumlu. Bence bu sene artık tartışmalardan uzak kalıp. Problemlerden uzak kalıp önümüzdeki seneye hazır bir Beşiktaş olarak lige başlamaları gerekiyor. Artık bu puanlar geldi gitti, UEFA, FIFA yani bence bunlardan artık e, uzak durmaları gerekiyor. Çok iyi bir takım kurdular. Çok iyi hocaları var. Şenol Hoca'nın ne kadar tecrübeli, ne kadar yapıcı, gelir gelmez masaya nasıl yumruğunu koydu. Herkesleri kendi işini yapacak, ben de kendi işimi yapacağım. Siz dedi o tarafa bakın, ben bu tarafa bakayım dedi. İlk önce herkes eleştirdi başta neden böyle bir konuşma yaptı dendi değil mi hocam? Evet, 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 sert, evet. Algılandı sert algılandı. ama şimdi neden olduğunu hepimiz görüyoruz. Tecrübe çok önemlidir. Yani Şenol Hoca gibi tecrübeli, şampiyonluk yaşamış, dünya üçüncülüğü yaşamış çok fazla hocamız yok. Dostlar, videolarımızı izleyenlerin %95'i e abone olmuyor. Videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.